Merhaba değerli arkadaşlar. Videodaki konumuz mübalağalı ismi faildir. Mübalağa yapısı nedir? Cümlenin sözcüğün anlamını pekiştirmek ve çokluk manası kazandırmak amacıyla. Demek ki gayemiz, hedefimiz neymiş mübalağa ile? Sözcüğün, kelimenin anlamını pekiştirmek istiyoruz. Ya da çokluk anlamı kazandırmak istiyoruz. Bu hedef ile, bu gaye ile mübalağa yapılmaktadır. Nereden yapılıyor peki? Genellikle sülasi fiillerden, yani üç harfli fiillerden yapılıyor. Buraya kadar demek ki ne anladık? Mübalağa ne gayeyle, ne maksatla yapılıyormuş, ne hedefle yapılıyormuş? Cümlenin ya da kelimenin anlamını pekiştirmek ya da, ve çokluk manası kazandırmak gayesiyle. Peki nereden yapılıyormuş? Sülasi fiillerden yapılıyormuş. Peki mübalağalı ismi fail diyoruz ya, peki ismi faille ne alakası var? Şuradan itibaren okuyalım. Bunlar esasen ismi fail kalıpları üzerinde yapılan biçim değişikliğiyle oluşturulmuş yapılar. Demek ki ismi fail üzerinde ismi failin yapısını değiştirerek mübalağa elde ediyoruz. Bu yüzden mübalağalı ismi fail denmektedir. Bu mübalağa ismi fail dediğimiz kelimeler mübalağa yani pekiştirme dışında, abartma dışında her bakımdan ismi faille benzerlik arz eder. Yani ismi failler gibi amel ederler. İsmi faillerin amel şartları burada da geçerlidir. Sülasi fiillerden, genellikle sülasi fiillerden türetildiğini söylemiştik. Bütün çekimli fiillerden türetilebilirler. Çekimli yani mutasarrıf fiillerden. O zaman çekimsiz fiillerden türetilemezler. Yani camit fiillerden. Leyse gibi, madame gibi, ni'me gibi, bi'se gibi, teale gibi, hati gibi. Bunlar çekimsiz fiiller olduğu için bunlardan türetilemiyorlar. Herhangi bir ismi failin anlamı pekiştirmek istenirse, ismi fail kalıbı aşağıda zikredilecek olan mübalağa sıygalarından birine dönüştürmek yeterli olacaktır. Sıyga demek yapı demektir. Demek ki herhangi bir ismi failin anlamını pekiştirmek istersek ne yapacağız? Şimdi söyleyeceğimiz vezinlere aktaracağız. Bu sayfada iki tane misal görülmektedir. Burada bir ismi failden mübalağalı ismi fail nasıl olmuş bunu görüyoruz. Muhammedun sani'un el hayre ve gailun es sıdka. Muhammed iyilik yapan yapar ve doğruyu söyler. Burada sani'un ismi fail ve gailun da ismi fail. Şimdi bunları mübalağaya çevirdiğimiz zaman mübalağalı ismi faile sani'e sanna yapıyoruz. Gaili de gavval yapıyoruz. Fark ne oluyor peki? Sani doğru yapardı yani. İyilik yapar ama burada çok yapar. Çok iyilik yapar, çok yapar. Mübalağalı oldu şimdi. Sani'i sanna'a dönüştürünce sani' ismi failken artık bu mübalağalı ismi fail oldu. Yaptığı vazife yani amil olması bakımından ismi faille aynıydı. Sani'in yaptığı her şeyi bu da yapar. Onu göreceğiz ileride. Gail de söyleyendi, söylüyor. Gavval de yine aynı vezinden mübalağalı ismi fail haline getirilmiştir. İki misal bir başka şekilde bu şekilde de gördüğümüz zaman sani' ismi fail, sanna mübalağa oluyor. Gail ismi failken gavval mübalağa haline geliyor. Kurallı mübalağa sıygaları. Yani kurallı demek burada kaideye uygun. Kıyasi demek yani. Kıyasi mübalağa sıygaları. Belli kalıplar kullanılarak her fiilden elde edebilen sıygalardır. Kurallı mübalağa sıygalarından fealun kalıbı dışındakiler sadece geçişli ve çekimli fiillerden türetilirler. Fealun yapısı ise bütün fiillerden türetilebilir. Demek ki fealun bütün fiillerden yani geçişsiz de olabilir, çekimsiz de olabilir, çekimli de olabilir, geçişli de olabilir. Geçişli, geçişsiz, çekimli, çekimsiz bütün fiillerden fealun kalıbında mübalağa yapılabiliyor. Ama bu fealun dışındakiler ise sadece ve sadece geçişli ve çekimli fiil. Geçişli ne demek? Müteaddi demek. Çekimli ne demek? Mutasarrıf demek. Geçişlinin zıttı geçişsiz yani lazım. Çekimlinin zıttı çekimsiz yani gayrı mutasarrıf. Şimdi bu kalıpları görelim. Bunları görmeden önce şurada bir notumuz daha var. Kurallı mübalağa sıygalarının birçok kalıbı bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde en çok kullanılan 5 sıygadır. 5 tane yapı var yani kurallı, kıyasi olanların 5 tane vezni var. Bir notumuz var. İsim faili olmayan bir kelime mübalağalı isim faili olmaz. Eğer bir kelimenin ismi faili yoksa mübalağalı isim faili olmaz. Mesela bazı fiillerin sıfat müşebbeheleri var, ismi failleri yok. Onların mübalağası da olur. Kurallı mübalağa vezinleri bir fealün en çok kullanılan bütün fiillerden yapılır. İkincisi feulün. Fealüne misalimiz tevvabın. Tevvabın çok tevbe eden demek. Feulün, cehulün örneğimiz çok cahil, çok bilgisiz anlamında. Mifalün, midrarun. Bol bol veren anlamında. Feilün,
Semi'un, çok iyi duyan, her şeyi duyan. Fa'ilun, ferihun, çok sevinçli anlamındadır. Şimdi bu vezinlerin birer misalini görelim cümleler içerisinde. Fe'alüne diğer misallerimiz kessabın, vehhabın, kezzabın. İnnehu kâne tevvâben rahîmâ. Burada tevvâben kelimesi mübalağalı ismi faildir. Ve tâbe fiilinden yapılmıştır. Tâbe fiili. Peki tâbe fiili nedir? Geçişsizdir. Tübtü. Tevbe ettim yani. Allah'a tevbe ettim derken geçişsiz bir fiil. Ve mübalağalı isim faili fe'alün nezlinden olmuştur. Ama mesela kesab, kesebeden geliyor. Kesebe geçişlidir. Kesebtül male, para kazandım dersiniz. Tevvab böyle. Manası çok, tevbeleri çok kabul eden, Allah için tevbeleri çok kabul eden, kul için çok tevbe eden demektir. Fe'ulüne misalimiz innehu kâne zalûmen cehûlâ. O çok zalim ve çok cahil idi. Ya da cahildir. Burada zalemeden zalum, cehuleden de cehul şeklinde, feul vezninde mübalağalı ismi fail görmekteyiz. Bir diğer veznimiz mef'al idi. Buna misalimiz ve ersenna aleyhim es-sema'a midrara. Ve ersenna biz gönderdik aleyhim onlar üzerine. Neyi gönderdik? Es-sema'a gökyüzünü. Nasıl gönderdik? Midraran bol bol gönderdik. Burada gökyüzü derken gökyüzünden gelen yağmur kastediliyor. Dolayısıyla midrar nedir? Bol bol yağmur verilmesi, çok fazla yağmur verilmesi anlamında. Mef'al vezninde mübalağadır. Ve fiili mazisi de derradır. Derra. Fe'ilün vezninde mübalağalı ismi faili misal. İnnallâh kâne semî'an basîrâ. Allah semî'dir ve basîrdir. Semî hakkıyla işiten. Basir de hakkıyla gören. İnsan gibi değil yani. Çok iyi gören anlamındadır. Son veznimiz kıyasi vezinlerin sonuncusu fe'ilundur. Belhum kavmun hasimûn. Burada hasim kelimesi fe'il vezninden, hasama fiilinden mübalağalı ismi faildir. Çokça hasım yani çokça düşman, çokça tartışan, kavgacı bir toplumdur. Mübalağalı ismi faillerin genellikle sülasi fiillerden olduğunu söylemiştik. Nadiren de olsa şaz olarak yani ender olarak bazı sülasi dışındaki fiillerden de mübalağalı ismi fail yapılabilmektedir. Mesela e'ane yardım etti, mi'van çok yardım eden. E'hane ihanet etti ya da aşağıladı, hakaret etti. Mihvan, mif'al vezninde bu ikisi de. E'ata verdi, mi'ta çok veren. Enzere uyardı, nedir mesela. Enzere rubaidir yani. Enzere dört harfli ama nedir ondan çokça uyaran manasında fe'il vezninde mübalağalı ismi fail olmuş. Beşşara müjdeledi, beşir ondan geliyor. Çokça müjdeleyen demek. Ezheka yok etti. Zehuka, zehuk da çok yok eden demek. Edreke idrak etti, kavradı. Derrak da çok kavrayıcı, çok zeki anlamına geliyor. Burada bir misal cümlemiz var. Ve ma erselnake illa kahfeten linnâsi beşiran ve nedira. Bu iki mübalağalı ismi fail işte sülasi olmayan fiillerden yapılmış mübalağalı ismi faillerdir. Manası ve ma erselnake biz seni göndermedik illa kâfeten linnâs insanlara, tüm insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir şeyle göndermedik. Başka bir şey olarak göndermedik. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyaran olmaktan başka bir şey olarak göndermedik. Burada beşir, beşşeradan türeyen mübalağalı ismi fail. Nedir de enderadan türeyen mübalağalı ismi faildir. İkisi de fe'il veznindedir. Kuralsız mübalağa sıygaları. Yani semai mübalağa sıygaları. Kurallı olanlar 5 tanedir. Bunlar fe'alun, fe'ilun, fe'ulun, mif'alun ve fe'ilun idi. Bir de kuralsız olanlar var. Kimi mübalağa isim kalıpları vardır ki bunlar belli bir kurala göre türetilmemiştir. Sadece kullanımda vardır ve olduğu gibi kabul edilir. Yani bunlara kıyasla başka bir mübalağa yapılamaz yani. Bunlar kendi bu şekliyle bulunmuş, dilde bulunmuşturlar. Mübalağa sıfat türetmek için ölçü olarak kullanamayız. Bu yüzden işitsel semai yok isimlendirilir. Bunlara bakalım şimdi. Bir fu'al kubbar, fu'al ucab, fi'il sıddık, fu'aletün hümezetün, fa'ul nasuh. Bunlara birer misal görelim şimdi. Fu'ale misal ve mekeru mekran kubbara. Çok büyük bir tuzak kurdular. Kubbar, çok büyük anlamında. Yani fu'al vezine misal innehu hâzâ le şey'un ucab. Ucab acebeden geliyor. Çok tuhaf demek yani. Çok şaşırılan manasında. Fu'al vezninde ucab. Fi'il vezninde Yusuf eyyüve sıddîgu eftina. Buradaki sıddîk da sadegadan fi'il vezninde sıddîk. Mübalağalı ismi faildir. Kıyasi değildir, semaidir. Mif'il, nif'il. Femen lem yastati fe'it'amuhu sittine miskinen. Miskin kalıbı. Mif'il kalıbında miskin örneği. Ne demek? Çok fakir anlamında yani miskin. Çok fakir. Oldukça fakir, yoksul anlamında. Yani fakirin bir ileri boyutu, ileri derecesi. Fualetun veylun likulli humezetin lümeze. İnsanları arkadan çekiştiren humeze
kaş göz işaretiyle alay eden de lümeze. Bunlar da hemeze ve lemezeden geliyorlar. Fuale vezninde. Fa'ul ma yestemi'u lev yensahuhu kullu nasuhin. Nasuh da nasihat edenler demek. Fa'ul veznindedir. Böylece kıyasi olmayan, sema'i olan, kural dışı, mübalağa vezinlerde bunlar. Fu'alun, fu'alun. Fi'ilun, mif'ilun, fu'aletun, fa'ulun. Bunların devamı var. Az önceki mübalağa sigaların devamı var. Bunlar da fe'ulun, buna misal kayyum. Mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Kayyum ne demek? Yani idare eden, idare eden, yöneten anlamında kayyum. Fu'ul vezni var. Huvellahu lezi la ilahe illa huvel melikul kuddus. Kuddus fu'ul veznde, kutsal anlamında. Fu'ulun erake guflen an vacibike, ihmal eden anlamında, çok ihmal eden anlamında guflen. Fe'aletun da bu çok geçer. Allame mesela el-gazali ve allametun. Buradaki te müennesik t'si değildir. Bu mübalağa için gelmiş t'dir. Bu müennes değil yani. O yüzden gazali müzekker. Bu da müzekker yani. Allame çok bilen demek. Failetun da bu da çok geçer. Muhammedun el-gazali ekberu da'iyetin. Davetçi anlamında. Kuralsız semai mübalağa vezinlerini burada bu şekilde de görüyoruz. Fe'ul kayyum, fu'ul kuddus, fu'lun guflun, fe'aletun allametun, failetun da'iyetun. Bunlar arasında feale çok geçer. Allame çok duyarız. Da'iye de geçer. Mübalağa sıygalarının ameli. Yukarıda demiştik ki tıpkı ismi fail gibi amel eder demiştik. Mübalağalı sıygaları bir bakıma ismi faillerin pekiştirme kalıpları olduğuna ismi fail gibi amel eder. Evet. Yani fail alır, ref eder, meful alır, nasb eder. Amel bakımından müfret, tesni ve cimri sıygalar arasında fark yoktur. Amel etme şartları konusunda ismi failler için söylenenler mübalağa sıygalar için de geçerlidir. Yani ismi failler için ne dediysek burada o geçerli. Mesela ismi fail için ne demiştik? Başında elif lam taksıra mübalağa sıygalar şartsız amel eder. Yani ismi faide de böyleydi zaten. Başında elif lam taksı bulunmayanlar mef'ulün bihi nasip edebilmesi için şu iki temel şartı taşıması gerekir. Neymiş o şartlar? Birincisi, şimdiki ya da gelecek zamana delalet etmesi. Yani mübalağalı ismi failin şimdiki ya da gelecek zamana delalet etmesi. Biz ismi failde buna şöyle demiştik. Yani mübalağalı ismi failin yerine fiil-i muzarisini koyduğumuzda mana bozulmayacak demiştik. Burada da öyle. Mübalağa soru edatı, nefi, olumsuzluk edatı veya nida harfinden sonra gelmesi ya da bir isme, mevsufa, sıfat, haber veya hal olması demiştik. İsmi failde de böyleydi. Bunlar burada da böyledir. Bunlara misaller üzerinde görelim şimdi. Fe'alün sigasına örnek. Hâzâ racülün neccârun iblehu. Neharun pardon. Bu devesini sık sık kesen bir adam. Nasıl bir adam? Sık sık kesen bir adam. Burada mübalağalı isim fail nedir? Nehardır. Nasıl gelmiş? Peki sıfat gelmiş. Sıfat olduğunda ne oluyordu? Mevsufa, bir mevsufa sıfat olduğunda amel edebiliyordu. Dolayısıyla ible kelimesini ne yapmış? Nasb etmiş. İble nedir? Mef'ulün bih'tir. Mef'ulün bih olduğu için onu nasb etmiştir. Peki faili? Neharun kim? Huve o. O da racüle dönen gizli bir faili var. İble de onun mef'ulün bih'tir. Böylece ne yapmış? Mübalağalı isim fail amel etmiştir. Fe'ulün veznindeki mübalağalı isim faile örnek darubun, darabeden, darubun, darabeden, çok darbe indiren, çok vuran anlamında. Nereye peki? Suka, bacaklarına mef'ulün bih'tir. Bu da darubun da bir mahsup bir entenin haberidir. Ente darubun demektir. Buradaki darubun da bunun faili gizli entedir. Yine enteye dönen darubundan sonraki gizli entedir. Mif'ulün bihi de suka kelimesidir. Burada ne olmuş? Haber olduğu için amel edebilmiştir. Yine mif'alün vezninde minhar neharadan gelir. Nehara kurban etti, boğazını kesti anlamında. İnnehu le minharun bi bevakiheha. O bevakih semiz develer anlamında. Çok çok muhakkak ki o semiz develerinden çok çokça keser anlamında. Minhar burada mübalağalı isim fail, bunun faili innehu'daki hu'ya dönen gizli huve zamiri, bevakihe kelimesi de mef'ulün bih olduğu için mansuptur. Nasb alameti bevakihe'deki he'nin üstündeki fethadır. Fe'ilün veznindeki mübalağalı isim fail şebihetün, şebiheden geliyor. Çok benziyor anlamındadır. El fetâtu şebihetün hilalen. Genç kız hilale benziyor. Burada el fetâtu mübdeda şebihetün haberdir. Haber olduğu için amel etmiştir. Şebihetünün faili fetâta dönen gizli hiyedir. Hilalen de nedir? Mef'ulün bih olduğu için mansuptur. Nasb alameti fethadır. Fe'ilün vezinde mezikun mezeka yemzekudan geliyor. Mezik fe'il vezninde mübalağalı isim faildir. Mezikune paramparça edecekler. İrzî benim ırzımı. Burada irzî mef'ulün bih'tir. Mezikune'deki vav nedir? Evet, vav burada fail diyecektim. Fail değil pardon. Onun faili gizli hum zamiridir. İrzî kelimesinin sonunda da
mütekellim y'si olduğu için, bunun irabı takdirindir, mef'ulün bih olduğu için takdiren mansuptur. Böylece mübalağa ismi faillerin, mübalağalı ismi faillerin amel etmesini de burada görmüş olduk. Böylece mübalağalı ismi fail konumuzu burada bitirdik. Bu konuda özellikle bilinmesi gereken mübalağalı ismi fail vezinlerin ezberlenmesidir. Özellikle şu 5 sıganın ezbere bilinmesi lazımdır. Son olarak bir iki not söyleyeyim. Bazı mübalağalı ismi failler sıfat-ı müşebbehe ile ortak kalıp, mesela feulün vezni aynı zamanda sıfat müşebbehe de olabilir. Mübalağa ismi fail, mübalağalı ismi fail sıfat müşebbehe için ortak kullanılır. Mif'al de ismi alet ile ortak kullanılır. Mesela miftahta olduğu gibi yine fa'ilun da öyledir ve fa'ilun da öyledir. Bunlar da yani feulün, fa'ilun, fa'ilun bunlar hem sıfat müşebbehe hem de mübalağalı ismi fail olurken mif'al ise isim, alet ismi olur, miftah gibi. Yine burada fealün kelime sıgası hiçbir şekilde ortak kullanılmaz. Bu sadece ve sadece mübalağalı ismi faildir. Böylece konumuzu burada bitirmiş olduk.